Konuşmaya devam edeceğiz. Çok sorunuz var. Anlıyorum. Mesela bir izleyicimiz diyor ki dünyada her yerde düşük faiz var. Bizde neden faiz düşünce sorun oluyor? Onu da soracağım. Ama bir ALB menkul değerlere dönelim. Enver Erkan bizi bekliyor olacak ALB'de. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Kurla başladık madem, kurla devam edelim. Dolar TL 2.42'yi gördü akşam saatlerinde. Bu hareket bu hızla devam eder mi? Ne dersin bu tansiyon için? Tabii Fed kararları bir kere gelişmekte olan ülke kurları üzerinde bir stres yarattı ki bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse tamamının dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Diğer yandan baktığımızda içeride yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklentileri TL'deki fiyatlamaların içerisinde etkili olmaya devam ediyor. Dolayısıyla şu anda dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket var. Bugün TL hızlı bir şekilde değer kaybetti ve akşam saatlerinde 2.42 seviyelerinin üzerini gördük dolar TL'de. Şu anki duruma baktığımız zaman yukarı yönlü hareketler tabii ki TL'deki stresle beraber oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor ve 2.41.40 seviyesinin şu anda önemli olduğunu görüyoruz. 2.41.40 üzerinde oluşabilecek bir seyirde dolar TL'de teknik anlamda 2.43.20 seviyesinin ilk direnç olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Aşağıda ise kritik bir 2.39.50 desteği şu anda önümüze çıkıyor. Yarın Amerika'da büyüme verisi var. İçeridesi ticarete çevirisini izleyeceğiz. Özellikle Amerika'nın 4. çeyrek büyüme verisine dikkat etmek gerekiyor. %3'lük bir beklenti var ve olumlu gelebilecek bir ABD verisi gelişmekte olan ülke kurları üzerindeki stresi arttırabilir ve TL'de bu kapsamda oluşabilecek bir fiyatlamada yine dolar TL bazında yukarı yönlü hareketlenmeler görebiliriz ki zaten şu anda TL oldukça kaygan bir zeminde duruyor ve önümüzde iki önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verileri ve sonrasında da 4 Şubat'ta olması muhtemel Merkez Bankası toplantısı ve bu oluşacak duruma göre dolar TL'de de yukarı yönlü hareketlerin devamı şu anki süreç içerisinde beklenebilir. Enver, bir de altına bakalım. Altında da düşük seviyeler var. Bir 1300 heyecanı hepimizde vardı ama şimdi 1250'lere kadar geldi altının onsu. Bu zayıflığı neye bağlıyorsun altın cephesinde ve bir hareketlenme olmaz mı önümüzdeki günlerde? Tabii Fed'in açıklamaları bir defa piyasalarda dolar lehine hareketlerin oluşmasını sağladı. Bugün de ABD'de işsizlik başvuruları verileri vardı. 265 binde haftalık işsizlik başvuruları beklentinin bir hayli aşağısında geldi ve son yılların en düşük verilerinden bir tanesini elde etmiş olduk. Olumlu veriyle beraber dolardaki değer kazancı biraz daha baskın geldi ve altının da bu kapsamda gün içerisinde önemini kaybettiğini görüyoruz. Bu nedenden dolayı altında aşağı yönlü bir hareketlenme görüldü. Bu hareketlenme özellikle 1275 seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra hız kazanmıştı. Şu anda 1255 üzerinde kalmaya çalışan bir altın var. Altının orta uzun vadede yukarı yönlü eğilimini koruyabilmesi için 1255 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarınki ABD büyüme verisi tabii ki altın için oldukça önemli olacak. Burada dolardaki değer kazancı eğilimi devam ederse bu altın açısından da negatif bir tablo yaratabilir. Ve oluşabilecek yeni bir kırılmada da aşağıda ilk etapta 1244-1239 seviyelerinin hedeflenebileceğini görüyoruz. Şu anda 1265 ve 1275 seviyeleri de altında direnç olarak izlenmeye devam edilecektir. Enver Erkan, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık değerlendirmeler için. ALB menkul değerlere kolay gelsin diyelim. Biz yeniden efendim stüdyomuza dönelim. Murat Sağman konuğumuz, Notus Portföy'den Portföy Yönetim Direktörü.